Hababam sınıfıyla açmanın coşkusu ve neşesiyle efendim günaydın. Günaydın efendim. En sevdiğimiz günden evet. Herkese günaydın. Konuğumuz da en sevdiğimiz isimlerden efendim Kemal Doğulu. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk canlarım. Hoş bulduk. Böyle bayağı hızlı başladık. Evet evet. Biz aslında başladık. Kuliste başladık kaynatmaya. Şöyle söyleyelim bugün modunda. Bayağı net, her zamankinden daha da fazla net. Bu olmuş mu? Hayır. Bu nasıl? Çirkin. Onun, saçımızı evet. Böyle yapalım mı? Asla. Ne yapayım? Bayağı net. Kakül kestireyim mi? Pişman olursun. Kestireyim mi? Yap. Ne desek hayır dedi. Ama arkadaşımsınız, bir şekilde seviyorum sizi, uyarıyorum kızlar. Biz de seni seviyoruz gerçekten. Kemal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Linet'in sosyal medyayı sallayan dansıyla bir başlayalım. Sosyal medya ile beraber artık ünlülerin ev hallerini de yakından evet. Mercek altına almaya başladık. Linette, şarkıcı Linette TikTok için böyle bir dans videosu çekti. Bu videoda takipçileri dansı kadar onun kırmızı eşofmanına da epey takıldılar. Kırmızı eşofmanlı halini efendim Şener Şen'in canlandırdığı Body Ekrem karakterine benzettiler. Dansı bir izleyelim. Linet aylık kirası 40 bin TL olan Boğaz manzaralı yalısından Body Ekrem eşofmanıyla bir TikTok videosu yaptı. Bu detay yaptı. Niye? Ne bileyim ben arkada ben de yine sordum. Ben de ona takıldım. Yani... Nereye bağlayacak? Tam çay içiyordum, püskürüyordum yani çayla. Onu da belirtim dedim. Lütfen, lütfen. Daha iyi çok oynanıyor. Güzel olmuş, bir daha olmasın diyorum. Ne gerek var? Yani bizden akım var diye yapmak zorunda mıyız? Bir sürü akım var. Niye aynen. Yapmıyoruz? Oturuyoruz evimizde. Aynen. Bizim de elimizde sosyal medyamız var ama eğlenceli bazı komik oturduğun yerden yapılacak şeyler var Linet'ciğim. Onlardan yap. Dans bize göre değil. Ben de edemem mesela asla. Ha, ha. Yani her şeyi yapıyorum şu hayatta. Dans, koreografik dans edemiyorum maalesef. Sallarım kendimi ama. Acaba Kemal böyle gençliği yakalamak, yeni nesli yakalamak adına mı bu hareketler? Peki gençliğin bundan haberi var mı? Doğru söylüyorsun. Yani gençliği zaten artık o tren kaçmış. Z kuşağı bir de alfa kuşak var artık yani bitmiş olay bu. Onlar yetişemez istedikleri kadar dans etsinler. Hayır, gençliği yakalamak adına yaptığım bu hareketlerde gençlik seni Body Ekrem'le yapıştırıyor. İşte böyle gençlik yakalanacağına kaçırılıyor, daha çok uzaklaştırılıyor gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Gençleri yakalamak için onları anlayın, dans etmeyin, teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Önünde de başka çarpıcı iddialı örnekler varken bu dansları yaparken bir üç kere daha düşünmesi gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü dünyanın öteki ucundan ve dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez de yeşilleri giyerek bahçesinde, onu da belirtip milyon dolarlık malikanesi bahçesinde TikTok dansı yaptı. Ve hani sosyal medyada birkaç kişi onu Linet'le karşılaştırdı ama karşılaştırılmalı mı acaba? Şimdi arada fark var mı diyorsun? Kıyaslanmalı mı diyorsun? İşte sana soralım, kıyaslanmalı mı? Kıyaslanmamalı. Aynen öyle. Kadın 7 yaşından bu yana dans ediyor evet, zaten. Yani bu işte J-Lo'su, Beyoncé'si falan bunları çocukluklarından kapatıyorlar. Dans eğitimi, vokal eğitimi falan. Şimdi bizimkiler yani neyse sakin ol Kemal. Kemal. Hayır, yani o yaştan sonra bu kazanılacak bir yetenek değil. Yapıp edilemiyor, dans edilemiyor maalesef sahnede. O ya var ya yok. Ya var ya yok. Ya bizim genimizde olan dans da aslında çok popüler olan bir dans. Evet. Bizim hani kanımızda akan bir dans evet, var. Evet, oriental dans. Oriental tadında. Ya da halk müziği. Veya şeyleri, işte evet. Neyse ama onlar da böyle akım olmuyor bunlardan da. Yapılmıyor demek ki, akım olması gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum. Oriental akımı başlatın. Kemal, yani sonradan yurt dışından Amerikalı bilmem ne yıldızının işte hocasını buraya getirip 15 aynen gün ders öyle. Almak. Onların kanında o var, bizim kanımızda bu var. O yüzden o tarafa yönelsek daha tatlı olur bence. Yoksa komik duruma düşülüyor. Kemal, kadın 52 yaşında. Evet. J-Lo değil mi? J-Lo'ya bakıyorsun görüntüsüne. 30'lar gibi. Bak yüzü de çok iyi duruyor. Evet, fiziği yani de çok iyi duruyor. Enerjisi de çok güzel geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir konseri vardı. O konserdeki dans performansını izledim. Gerçekten helal olsun. Yani bir mayo giymiş. Işıltılı bir mayo. Ama yemin ediyorum mayoya görmüyorsun. Devre arası evet. Mayoya konserinden bakmıyorsun. Mi bahsediyorsun? Evet. Evet. Muhteşem.
Yani hani diyoruz ya burada kalça, işte yırtmaç falan, burada onlar öne çıkıyor. Orada bakıyorsun ama başka bir paket şey önde. Paket olarak her şey orada, ambalaj yapılıyor her şey. Çok dansı evet. içinde, şarkısı içinde, koreografi içinde. Dansçıların kıyafetleri bile aynı markadan oluyor filan. Bir görsel show. Bizde sadece öndeki kadına ağırlık veriliyor veya erkek neyse. Bir tek Edis'i beğeniyorum bu anlamda. Çok iyi. Evet. Show yapıyorsa var Edis'i. Mesela Türkiye'de şarkıcıları dansçılar yönetir, bunu anlarsınız. Arkadaki dansçı öndeki şarkıcıyı yönetir ama Edis'te evet. o yok. Edis yönetiyormuş gibi duruyor dansçıları. Evet. Yani. Fakat o da gidiyor çalışıyor. Yani sonuçta bu çalışarak elde edilmiş. Bir de onun doğuştan bak getirdiği tabii. stili var. Dediğin gibi bir saatten sonra biraz zorlamalı. Bizde bazı isimler var, para veriyorsun, onları izlemeye gidiyorsun. Detone bir sese maruz kalıyorsun. Kötü bir oynamaya maruz kalıyorsun. Bir de sahneden poz vermelere maruz ya kalıyorsun. Ya artık bir moda, o da bir akım oldu. Poz kesme. Poz vermek poz akım kesme. Oldu. Tabii. Gülşen başlattı sağ olsun. Evet Gülşen başlattı. Hepsinin ayarı bozuldu. Sahneye çıkamayanlar da Instagram hesaplarında Gülşen gibi pozlar veriyorlar. Aynen öyle. Yani bir akım başladı ve hani ben Süper Lig diyorum. Birkaç isim var içinde, işte Gülşen, Hande. Yani Süper Lig'dekiler bir hareket yapınca diğerleri de onları taklit etmeye başladı. Süper Lig'dekiler de evet taklite başladı. Evet bakalım. Kesinlikle.